Selamünaleyküm gençler. Din kültürü ve ahlak bilgisinde A kitapçı soru çözümüyle birlikteyiz. Çocuklar B kitapçı olan öğrencilerimiz inşallah buradaki soruları takip ederek faydalanabilir ve bulabilirler. Peki çocuklar, birinci soruyla başlarsak. Ne diyor birinci soru bakalım. İhlas suresinin ikinci ayetine geçen samet kavramı anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayalım. Allahu samet diye geçiyordu değil mi? Peki. A. O Allah'tır, bir ve tektir. B. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. C. Kimsenin babası değildir, kimsenin çocuğu da değildir. Ve D. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Baktığımızda çocuklar ayetler sıraya göre burada da Türkçesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kul huvallahu ehad. O Allah bir ve tektir. Allahu samet. Her şey ona muhtaç ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. O halde cevabımıza gayet açık bir şekilde belli oluyor. Yani B şıkkı diyoruz gençler. Ve ikinci soruya geçiyoruz. Evet, Ramazan'la ilgili bir soru çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi bu geleneklerden biri değildir? Müslümanlar tarih boyunca Ramazan ayına çok önem vermişler. Bu ayı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışmışlar. Toplumumuzda da bu mübarek aya büyük önem verilir. Kültürümüze Ramazan ve oruçla ilgili pek güzel örnekler vardır. Bakalım. Geleneklere baktığımızda A. Mukabele okumak. Hatırlıyor muyuz? Ramazan ayında bir kişinin sesi okuduğu ve diğer kişilerin de onu Kur'an okuyuşunu takip ederek yaptıkları karşılıklı Kur'an okumak ve dinlemekti. B. Kurban kesmek. Kurban kesme ibadetimiz var ama Ramazan ayının özgü bir ibadet değildir. C. İki minare arasında mahya asmak ve çocuklar de diş kirası dediğimiz gelen misafirlere ikram hediyeler diyoruz. O halde cevabımız nedir? B şıkkıdır. Evet, üçüncü soruya geçiyoruz gençler. Aşağıdakilerden hangisi selamlaşma ile ilgili hatalı bir bilgidir? Bakalım. Selamlaşmak hem bir nezaket kuralı hem de İslam dinine göre toplumda yaygınlaştırılması istenen bir davranıştır. A. Selam verince karşımızdakilere değer verdiğimizi göstermiş oluruz. Evet, doğru. B. Selam verilen kişi aleyküm selam diyerek selama karşılık verir. C. Eve veya sınıfa girerken selam vermeliyiz. Ve çocuklar D. İnsanlar arasındaki güveni artırır. Bakın. Bizlere verilen bilgi de İslam dininde toplumla yaygınlaştırılması istenen bir davranıştır diyor. Selamlaşma ile ilgili hatalı bilgi. Evet, eve veya sınıfa girerken selam vermeliyiz. Ama C şıkkında ne diyor çocuklar? Eve veya sınıfa girerken selam verilmez diyor. O halde cevap C şık olacak gençler. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlardan biri değildir? Ramazan ayına en güzel biçimde değerlendirmek isteyen bir Müslüman bilmesi gereken bazı kavramlar vardır. A. Sahur, B. İmsak, C. Tevhid, D. Terafih. O halde çocuklar, sahur gece kalkıp yediğimiz değil mi? Yemek olarak karşımıza çıkıyor. Sahur vakti oruca başlamak için yapılan bir hazırlık. İmsak çocuklar artık sahurun bittiğini, orucun başladığı vakit olarak karşımıza çıkıyor. C. Tevhid kelimesi çocuklar bir olan Allah'ı anlattığı için Ramazan'la ilgili bir kavram olmadığını görüyoruz. Teravih ise çocuklar Ramazan ayına kılınan özel bir namaz olarak karşımıza çıkıyor. Evet çocuklar, cevap C. Ve beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki kavramlar verilen boşluklara yazıldığında hangisi dışta kalır? Evet çocuklar, bakalım. Ramazan orucunu tutmak aklı başında olan ve ergenlik çağına girmiş Müslümanların neydi? Farzdı. Evet, C şıkkını aldık. 2. Tekne orucu küçük çocukları ne yapmak içindir? Oruca alıştırmak için uygulanan bir gelenektir. Evet, B şıkkını da aldık. Üçüncü maddeye bakalım. Hazreti Davut Aleyhisselam kendi el emeğiyle geçimini sağlardı. O zırh yaparak geçinirdi. O halde dışta kalan şık hangisi çocuklar? D şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, altıncı soruya bakalım. İnsanlar Allah'a olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını göstermek için ibadet ederler. İbadetler sayesinde Allah'a yakınlaşır, onunla iletişim ve irtibat kurarlar.
Allah ile irtibat kurmanın en güzel yolu dua etmektir. Peki aşağıdakilerden hangisi dua ile ilgili hatalı bir bilgilidir? Dua sadece sıkıntılı zamanlarda başvuracağımız bir ibadettir. B. Duaya hamd ve şükür ile başlamalıyız. C. Bir iyilik isterken sadece kendimiz için değil, ailemiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ve tüm Müslümanlar için de istemeliyiz. Ve D. Yüce Allah'tan bir şey istediğimizde önce elimizden geleni yapmalı, gerekli tedbirleri alırken sonucu da ondan beklemeliyiz. Evet gençler, dua etmek, Allah'a şükretmek, teşekkür etmek anlamında sadece insanın kendine değil, ailesini, arkadaşlarını, sevdiklerini ve bütün Müslümanları yaptığı bir dua ile beraber çocuklar Allah'tan gelen her şeyi kabul ederek elimizden geleni yapmalı. Gerekli tedbirleri, önlemleri aldıktan sonra da Allah'a dayanmak ve ondan beklemeliyiz değil mi? Ama dua sadece sıkıntılı zamanlarda yapılmaz ki. Dua mutlu olduğumuz zamanlarda da şükretmek için yapılır. O halde çocuklar A şıkkı yanlıştır diyoruz. Evet, yedinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri olamaz? Ailede, okulda, sokakta, yolculukta ve birçok sosyal ortamda uyulması gereken nezaket kuralları vardır. Bakalım. A. Başkasına ait kişisel bilgileri sosyal medyada paylaşmak. Tabii ki çocuklar, ne olmaz? Hiçbir şekilde bu nezaket kuralına uymaz. Niye, diğerlerini de okuyalım. B. Biriyle karşılaşınca selamlaşmak. Hasta ziyaretini kısa tutmak, yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür etmek. Çok kolay bir soru. Evet çocuklar, 7. soru A şıkkı. Ve 8'e gelelim. Bunun için verilen ifadelerden hangilerini yapmak doğrudur? Sosyal medyada paylaştığımız bilgilerin mahremiyeti zedeleyecek nitelikte olmamasına dikkat etmeliyiz. 1. Paylaştığımız bilgilerin doğruluğundan emin olmalıyız. Evet. Yalandan, kötü söz ve iftiradan sakınmalıyız. Evet. Dil kurallarına uygun şekilde yazmalıyız. Evet çocuklar, 8. soruda bizlere neden bahsediyor? Nezaket kurallarından bahsediyor ve bir örnek veriyor. Sosyal medyada paylaştığımız bilgiden bahsediyor. Ve burada doğruluğundan emin olmak, yalan, iftira ve kötü söz kullanmamak ve dil dediğimiz kurallara uygun olup farklı şekilde ifadeler kullanmamak bizim için evet doğru olandır. O halde cevabımız 1, 2 ve 3, yani D şıkkıdır. 9. soruya bakalım. Sofra adabına uygun değildir diyor aşağıdaki verilen cümlelerden. Peki yemek yerken uyulması gereken kurallara biz sofra adabı diyorduk değil mi? A. Ayakta yemek. B. Ağzımıza lokma varken konuşmamak. Başkalarını rahatsız etmeden yemek. Tabağımıza yiyeceğimiz kadar yemek almak. O halde çocuklar, uygun olmayan neydi? Ayakta yemek, yani A şıkkı diyoruz. Ve 10. soruya geçiyoruz. Tahiyyat duasının anlamına göre aşağıdakilerin hangisi bu duada yer almaz? Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir değil mi? B. Ey Peygamber, Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. C. Ey Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Ve D. Selam bize ve Allah'ın iyi kulları üzerine olsun. Evet çocuklar, tahiyyat duası Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Miraç gecesinde yaşadığı ve Yüce Allah'la karşılaştığında söylediği ve Allah, peygamber ve melekler arasında geçen bir duadır ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bizlere de öğretmiş ve bizler de bugün sahabinin nakliyle ne yapmışızdır? Sonraki dönemdeki insanlarla bizlere kadar ulaşmıştır. Peki, yer almayan hatırlayalım. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette de iyilik ver. Neydi çocuklar bu dua? Rabbena dualarında geçmekteydi değil mi? O halde cevap çocuklar C şıkkı diyoruz. Evet çocuklar, bir sonraki denemede görüşmek üzere diliyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah 10 soruyu da doğru yaptığınızı umut ediyorum. Hoşçakalın.